Kimine göre bir hayaller ülkesi, kimine göre ise kapitalizme yenik düşmek üzere ve bu geçiş sürecinde en büyük sıkıntıyı, açlık içindeki halkının çektiği bir ülke olan Küba'nın başkenti ve her köşesiyle adeta bir müze olan Havana'dayız. Kim ne derse desin, dünya üzerinde görebileceğiniz en orijinal ve dünyanın neresinden gelirseniz gelin, havaalanından çıkar çıkmaz 60'lı yıllara döneceğinizin garantisini veren, Küba için söylenen birçok şeyi birinci elden deneyimleyebildiğiniz, gece gündüz hareketin hiç bitmediği, insanların adeta dans etmek ve eğlenmek için yaşadığı ama bir taraftan da Amerikan ambargosunun ülkeye verdiği sıkıntıyı şehirde gezerken hissettiğiniz ütopik bir şehir Havana ve genel olarak Küba. Öyle ki en ünlü caddesi olan Obispo'yu turlarken insanları bir tarafta marketlerden alışveriş yapmak için uzun kuyruklarda beklerken görüyorsunuz. Diğer tarafta da yolda sizden para isteyen dilencinin yanından Guantanamera şarkısını söylemeyi öğrenmiş olarak ayrılabiliyorsunuz. Kısacası, insanlar tüm yoksulluğa ve yaşam standartlarına rağmen muhtemelen herkesin neredeyse eşit olmasından dolayı gerçekten mutlular. Tabii korkarak da olsa eleştirenler de yok değil Küba'daki sistemi. Çoğunun şikayeti ise ne kadar çalışırsa çalışsınlar, büyük payın devlet tarafından alınması ve çalışana az bir maaş verilmesi. Hatta Viñales şehrine giderken tuttuğumuz taksinin şoförü, daha önceki mesleği olan pilotluğu, maaşı standart ve az olduğu için bırakarak turizm işine başlamış. Kat kat daha fazla kazandığını söylüyordu. Ama tabii az kazanılsa da Küba'da fiyatlar halk için oldukça makul. İkili para sisteminden dolayı turistler için durum pek öyle değil tabii. Bir öğretmenin ya da doktorun maaşı yaklaşık 25 dolar civarında. Yani çok az bize göre ama temel ihtiyaçların tamamına yakını devlet tarafından karneyle karşılanıyor. Elektrik ve su ise ticari yerler dışında bedava. İnternet ise ülke çapında 5 saati 5 dolar civarında. Ve erişim kolay. Tek sıkıntı her seferinde kontrollü telefonlar gibi bir kart alıp yenilemek gerekiyor interneti. Küba öyle bir para sistemi kurmuş ki kendi vatandaşları için ayrı, turistler için ayrı para birimi kullanılması zorunluluğu var. Kup ve kuk. Yerli halkın kullandığı kup denen Küba pezosu, turistlerin kullandığı ve yaklaşık 1 euroya eşit olan kuk yani Küba convertible pezosunun yaklaşık 26'da biri. Kabaca denilebilir ki Küba'da yaşayanlar Küba'ya gelen turistlerden yaklaşık 26 kat, hatta çoğunlukla daha da fazla ucuz yaşıyor. Örneğin halk otobüsüne 1 kupa yani 1 euronun 26'da birine binilebiliyor. Ya da kolektive denen bizdeki taksi dolmuşların tabelasızları olan araçlara ise 10 kuka yani euronun yaklaşık 3'te 1'ine binilebiliyor. Ya da yine 10 kuka büyük bir dilim pizza ile bir öğünü atlatabiliyorsunuz. Tabii bir kupluk bir şeyi bir kuka satmaya çalışan uyanıklar da oluyor, dikkat etmek lazım. Bu arada kesinlikle Amerikan dolarıyla girmemek gerekiyor ülkeye. Yoksa yerel paraya çevirirken çok büyük komisyonlar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Paranızın neredeyse %20'si komisyona gidebilir. Euro en avantajlı para birimi Küba'da. Tabii bir de neredeyse hiçbir yerde kredi kartı kullanma şansınız yok. Mutlaka kalma durumunuza göre yüklüce nakitle gelip havaalanında şehre gidebilecek kadar bozdurup geri kalanını da merkezdeki bankalarda bozdurmak gerekiyor minimum komisyon ödemek için. Paranızı da bozdurduktan sonra Havana'da yapılabilecek en güzel şey sokaklarda çalınan müzikler eşliğinde kolonyal neoklasik binaların arasında yürümek. Ve tabii klasik bir Amerikan arabasıyla şehrin görülebilecek en güzel yerlerini kapsayan bir şehir turu yapmak. Ama acele edip ilk görülen arabayı atlamamak gerek. Çünkü günler geçtikçe birbirinden güzel ve oyuncak gibi arabalarla karşılaşacaksınız. Ve seçim yapmadan bindiğinizde pişman olabilirsiniz. Bu arabalar Küba'nın Amerikan yönetimi ya da etkisi altındayken buradaki Amerikan vatandaşlarının kullandığı arabalar. Devrimden sonra ülkeden kaçan ya da gönderilen Amerikalılardan geriye kalmışlar. Ve tabii Küba yönetimi devrimden sonra her şey gibi bunlara da el koyarak devletleştirmiş.
Şu an bu arabaların sahibi devlet. Taksi sahipleri devlete yıllık kira ödüyorlarmış. Arabalar çok eski ama bir o kadar güzel. Bu kadar eski arabaların hala nasıl çalıştığını sorduğumuzda ise devletin kaporta dışında arabaların motorlarının yenilenmesine müsaade ettiği söylenmişti. Küba'daki en görkemli binalar ve Küba'nın simgesi haline gelen arabaları Küba devriminden önce yapılmış. Ve bunların üstüne çok da fazla bir şey koyulmamış. Bu bize tuhaf geliyor ama aslında eğitim, sağlık ve gıda konusunda Küba'nın eşit dağılımı büyük oranda sağlamış olması ve halkın genel olarak mutlu olması, devrimden sonra yeni yapılara ve teknolojiye önem verilmemiş olmasının çok da önemli olmayabileceğini düşündürtüyor açıkçası. Ambargonun bir etkisi de sağlık konusunda kendilerine yetmelerinin ötesinde gelişmiş birçok ülkenin ilerisinde bir sistem ve teknolojiye sahip olmaları. Ambargodan dolayı Küba sağlık konusunda da her şeyi kendi başına üretmek ve sağlık altyapısını ilerletmek zorunda kalmış. Ama sonuç olarak şu anda kanser aşısını bulan bir ülke olarak biliniyor. Şehrin genel altyapısına bakıldığında böyle bir sağlık sistemine sahip olamayacakları algısı uyansa da sonuç olarak tıp konusunda almış başlarını gitmişler. Havana'nın eski ve yıpranmış binaları özellikle geceleri insanı biraz tedirgin etse de aslında oldukça güvenli bir şehir. Hırsızlık oranının dışarıdan bakıldığında yüksek olması beklenirken çok da hırsızlık yaşanmadığını söylüyorlar. Hırsızlık oranının düşük olması, muhtemelen insanların lüks hayat arayışlarının pek olmaması ve elindekilerle yetinmeyi öğrenmiş olmaları. Ama yine de değerli eşyaları çok da göz önünde tutmamanın iyi olacağı söylenmişti kaldığımız otelin resepsiyonunda. İlk etapta geri kalmış gibi görünse de asayiş olaylarının az olması, eğitim, sağlık, gıda ve barınmanın neredeyse bedava olması gibi şeyler göz önüne alındığında Fidel Castro ve Che'nin aslında hayallerindeki ülkeyi kurmuş oldukları söylenebilir. Bu arada açıklama bölümünde Küba devrim tarihiyle ilgili linkimize de göz atabilirsiniz. Videomuzun devamında Küba'nın kıpır kıpır müzikleri ve gösterileriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki Küba şehrimizde görüşmek üzere.